Merhaba arkadaşlar. Çok uzun süredir video çekemedim. Gerek çok yoğun çalışmam, gerekse de Almanca psikiyatri üzerine eğitim videoları çektiğim için buna yeterli zamanı ayıramadım. Bu eğitim videolarını Udemy üzerinden yayınlamayı düşünüyorum. Daha çok doktorlara ve psikologlara dönük olacak. Yayınladığım zaman buradan da duyuracağım. Bu zamana kadar daha çok denklik videoları üzerine video çektim. Tabii her şeyin temeli Almanca. Almanca olmadan diğer konuları konuşmanın da çok bir önemi yok. Bu sebeple bugün nasıl en iyi ve en hızlı Almanca öğreneceğimizi konuşacağız. Ben kısaca hangi yollardan geçtiğimi anlatayım. Öncelikli olarak Almancayı kendim öğrenmeye başladım. İlk edindiğim kitap da Modern Almanca Dursun Zengin kitabıydı. Şu şekilde hemen buradan göstereyim. Şöyle. Bu kitap başlangıçta size zor gelebilir. Bunun sebebi tüm gramer konularını en ince detayına kadar anlatıyor oluşu. Ben ilk 50 sayfayı sürekli başa dönerek okumuştum. Tüm gramer konuları var bu kitapta. Yani bu kitap sizi A1'den alıp C2'ye bırakıyor ve çok güzel Türkçe açıklaması var. Kesinlikle edinilmesi gereken bir kitap. Birçok arkadaş başlangıçtaki zorluğundan ötürü A2'den itibaren bu kitabı tavsiye ediyor. Ama bu işte ciddi motiveyseniz ben en baştan itibaren öneririm. Ama başlangıçta zorlanabileceğinizi en baştan kabul edip ona göre motivasyonunuzu ayarlamalısınız. Tekrar bana gelecek olursak A1'i kendim çalışarak öğrendim. A2 kursunu İstanbul Goethe'de ve 45 saat özel ders alarak tamamladım. Kasım 2017'de dil vizesiyle Almanya'ya geldim. Münih'te kursa giderek Nisan sonunda, 2018 Nisan sonunda B2 aldım. Aldığım sırada gerçekten B2 miydim ya da B2 doktorluk yapmak için yeterli bir seviye mi? Aslında sorarsanız değil, ama burada püf nokta o an yeterli olması değil. Sadece belli süreçleri, yani denklik gibi ya da Ausbildung yeri bulmak gibi başlangıçta bu seviyenin şart olması. Bu sebeple hedefiniz kesinlikle B2 olmalı. Sağlık eğitimi için, hemşirelik eğitimi için teorik olarak B1 yeterli olsa da teorikte son yıllarda artan talepten dolayı pratik hayatta en az B2 olması gerekiyor. Ve burada şunu da bir şekilde ifade edeyim. B2 sertifikasını Türkiye'de alsanız bile devamı için çok büyük ihtimalle Almanya'da bulmanız gerekecek. Şimdi sorular üzerinden nasıl en iyi şekilde Almanca öğrenebileceğimize bakalım. Bu sorunun direkt herkese uyan cevabını vermek çok zor. Çünkü birçok değişken faktöre bağlı. Yine de kabaca formüle etmeye çalışacağım. Tabii kendi üzerinden yola çıkarak ben Almanca'ya 29 yaşında öğrenmeye başladım Almanca'yı. İngilizcem orta seviyedeydi ya da biraz daha düşüktü belki. Ve dil öğrenme konusunda gerçekten kötüydüm. Hani bazı insanlar çok severek dil öğrenir, o işten zevk alır vesaire, ben kesinlikle öyle biri değildim. Bu sebeple benim gibi biri için B2'ye gelmesi için gereken çalışma süresi kabaca 4000 saat, ortalama 8 ay diyebilirim. Yani 8 ay üzerinden 4000 saat diyebilirim. Ama tabii yaşınız benden küçükse, dil öğrenme yeteneğiniz iyiyse, zaten hali hazırda İngilizceniz iyiyse ve günde 3 saatten daha fazla zaman ayırabilirseniz bu süreyi belki 2500 saate ya da 3000 saate çekebilirsiniz ve 4-5 ayda da B2'ye ulaşabilirsiniz. Süre anlamında kabaca formüle ettiğimi düşünüyorum. Bana sorarsanız kursa kayıt olmak Almanca için şart değil. Çünkü çok fazla kaynak internette mevcut. Ayrıca çalışıyorsanız kurs saatlerinde kursa gitmek ayrıca zor olacaktır. Ve gereksiz yere bence pahalı kurslar. Bu sebeple YouTube'daki kurslara bakabilirsiniz. Yeterli olmaz ise eğitimi gibi eğitim sitelerinde Türkçe anlatım yapan Almanca kurslarını satın alabilirsiniz. Almanya ile Türkiye arasındaki fiyat farklı olduğu için tam olarak bilmiyorum, ama tahmini olarak bir kursu 150-200 TL'ye satın alabilirsiniz. Kursa gidersiniz, tabii 2500-3000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Ben şahsen video izleyip kendim çalışıp daha sonra birebir internet üzerinden konuşma dersleri almanızı öneririm. Önerilen kaynaklara gelecek olursak, Dursun Zengin'in kitabını zaten detaylı olarak anlatmıştım. Onu kesinlikle almanız gerekiyor. A1, A2 kitaplarını ise Hacettepe kaynağını tavsiye edebilirim. Böyle sarı, siyah şeklinde bir kapağı var. Diğer kaynakları, yani internet üzerinden, YouTube üzerinden neleri çalışacağınızla ilgili konuları ekran görüntüsü üzerinden anlatmak istiyorum. Ben öncelikle arkadaşlar bu internet sitesini tavsiye edeceğim ama buna benzer başka internet siteleri de olur aynı fonksiyonu gören. Bu benim sayfam. Ben buraya yaklaşık 3 yıldır öğrendiğim kelimeleri, cümleleri, işte psikiyatri servisinde duyduğum deyimleri, işte bazı hasta epikrizleri vesaire her şeyi buraya yüklüyorum. Daha sonra tekrar etmek için. Mesela şu benim Haziran ayında yüklediğim kelimeler. Mesela örnek vereyim. Sedat Peker Pakt auf YouTube aus. Bunlar bu bir tekrar sitesi arkadaşlar. Bunun güzel yanı hem size çok güzel bir tekrar imkanı sunuyor hem de başkalarının kartlarını da görebiliyorsunuz. Benim mesela burada şu an muhtemelen 70 tane falan arkadaşım var. Bunlar eğer pro üyelik alırsa, bu pro üyelik Almanya'da 10 euro ama Türkiye'de daha ucuzdur muhtemelen. Alırsa benim kartlarımı görebiliyorlar. Mesela ben 2020'de bu kartları yüklemişim. Mesela burada 200 tane kart var. Selbsttherapier'in, kendini tedavi etmek. Tabii şu an bu kartların seviyesi kabaca B2 seviyesi ama B1'den itibaren benim kartlarıma da bakabilirsiniz. Bana istek göndermeniz gerekiyor. DR Osman olarak buradan aratırsanız ve bana istek gönderirseniz ben kabul ettiğim zaman bu kartları görebiliyorsunuz. Ama tabii kendi sayfanızda oluşturup düzenli bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Bence çok önemli bir site. Ayrıca Almanca çalışan diğer arkadaşlarınızla birlikte bir gruplar oluşturup birbirinizin kartlarını da görebilirsiniz. Diğer ikinci site Easy German. Bu birçok açıdan çok güzel bir site. Öncelikle burada parantez içinde aratırsanız, şurada parantez içinde burada detaylı A1, A2, B1, B2 diye konulardan anlatıyor. Ama daha çok, hani bundan daha çok sokak röportajları yapıyorlar. Ve sokak röportajlarında altında hem İngilizce hem Almanca altyazısı oluyor. Burada üstte Almanca altyazısı, altında da İngilizce altyazısı. Birçok Almanca videoyu izlerken altında otomatik Almanca altyazısı oluşturabilirsiniz. Ama o eğer tam telaffuz çok iyi değilse altyazısı kötü olabilir. Ya da bazı büyük harf küçük harf hataları yapabiliyorlar. Ama burada özel, hani bilinçli olarak bu altyazı yazılmış ve ona göre büyük harfler, küçük harflere dikkat edilmiş. O yüzden altyazılı kaynağı açısından çok nadir kaynaklardan biri ve biz internetten Almanca öğrendiğimiz zaman Hochdeutsch öğreniyoruz. Yani diyaleklere çok alışkın olmuyoruz. Sokakta ise burada izlediğimiz zaman insanların o diyaleklerini de yavaş yavaş aşina olmuş oluyoruz. Ve çeşitli konularda çok fazla video var. Böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık videolar. Hem kültürü tanıma, hem insanların düşünce şeklini anlama, hem de biraz da dili öğrenmeyi eğlenceli hale getirme açısından bence güzel bir kaynak. Bunun tabi podcastları vesaire de var. O yüzden bence başlangıç için güzel bir kaynak olabilir. Tabi Türkçe açıklaması yok. Tamamen Almanca üzerinden gidiyor. En azından A2'den ve B1'den itibaren bu çok güzel bir kaynak. Kurs ekleri, ben bundan da çok yararlandım. Bu da tabi biraz B1, B2 seviyesinde olmak gerekiyor anlamak. Ama bunun da altyazısı düzgün, hani doğru olarak yazılmış. Hani otomatik değil, üzerinde çalışılmış yani altyazında. Ve çok güzel farklı konularda videolar çekiliyor. İşte kara delikler, ondan sonra işte klima ile ilgili. Deutsche Welle, bu çok geniş bir kaynak arkadaşlar. Çok geniş olduğu için A1'den C2'ye kadar her seviyede bir şeyler bulabilirsiniz. Seviyenize göre burada bölümler var. Ben çok fazla yararlanmadım. Hani B2'den itibaren yararlanmaya başladım. Hani böyle kelime hazinesini geliştirmek için mesela C'ye bakalım. C'de muhtemelen haberleri yapıyorlar, anlatıyorlar. Langsam gesprochene Nachrichten. Haberleri yavaş yavaş okuyorlar. Günlük Almanca. Çok çeşitli konularda bölümler var. Hani Ama tabii Türkçe açıklaması yok. Başlangıç için biraz zor olabilir. Ya da film şeklinde A1, A2'de mesela film var. Kısa film şeklinde A1, A2'yi anlatmışlar film üzerinden. Slow German. Bu da arkadaşlar yine A2, B1'den itibaren bakabileceğiniz bir site. Çeşitli konular üzerinden çok açık bir, net bir konuşmayla ve yavaş yavaş anlatılıyor. Altyazı da oluyor. Kendisinin de ayrıca bir sitesi var. Oradan da altyazı edinebilirsiniz. İşte çeşitli konularda homoseksüelite, seçimler bu şekilde giniyor. Hazinesi B1. Yine buralarda biraz daha işte okul sistemi, işte kafedeki diyalog gibi böyle çeşitli konularda bir sürü video var. Hem kültürü tanıma hem de Almancayı öğrenme açısından güzel bir site ve yavaş konuşuyor. O da bir avantaj. Bu Deutsch mit Rieke, buna benzer birçok sayfa var. Bu tarz kanallarda böyle bir konu alıyor 10 dakikada. Mesela kennen fiilini burada tanıtmış. Erkenin, ferkenin, auskenin. Sadece bu fiil üzerinden örneklerle açıklama yapıyor. Hem o kelimeleri görüyorsunuz, görsel olarak da çok kaliteli. Hem duyuyorsunuz hem de birbirlerinden aradaki farkını da anlatıyor. Hani birbirine çok yakın fiillerin arasındaki farkını anlatıyor. O yüzden bu tarz videoları ben çıktıkça izliyorum. Yani karşılaştıkça izliyorum. Mesela Fragen'la ilgili bakın bir sürü Nachfragen, Überfragen, Ausfragen, Hinterfragen, bunların hepsinin aradaki farklarını anlatıyor. C1, C2 seviyesinde vesaire, Treiben, hani bu tarz siteler bence güzel. Deutsch mit yeni. Bu da bunun avantajı A1, A2'den itibaren çok aşama aşama. Mesela A2'den 134 tane kurs video çekmiş A2 ile ilgili. B1 ile ilgili 144 tane çekmiş. Bunların altında hem İngilizcesi hem Almancası. Yani İngilizceniz iyiyse ve aynı zamanda İngilizceyi de unutmak istemiyorsanız bence bu çok güzel bir kaynak. Yani hem İngilizce bu kadar kullanan hem de Almancayı öğreten, bu kadar detaylı aşama aşama götüren çok az site var. Başka bu tarz belli bir aşamadan sonra işte belgeseller izleyebilirsiniz çeşitli konularda. Bununla ilgili bir sürü kaynak var. Doktorlar için bu sayfayı tavsiye ederim. Özellikle Fachsprachprüfung hazırlanırken işte tıbbi terminolojiye aşinalık sağlamak için belli konularda 10-15 dakikalık videoları var. İşte burada uyku eksikliğinin işte vücutta neler yaptığı, Parkinson hastalığını anlatmış, kahvenin etkilerini vesaire. Burada işte o Fachsprachprüfung için çok ciddi kelime hazinesi edinebilirsiniz. Hem de duymanız da gelişir, cümle kalıplarını öğrenirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim genel olarak tavsiyelere. Şimdi bildiğiniz üzere de sınavlarda 4 bölüm üzerinden dil yeteneği ölçülüyor. Konuşma, okuduğunu anlama, yazma ve duyduğunu anlama. Bunun böyle olmasının bir sebebi var. Yani bu 4 bölüme de hayatta ihtiyaç duyuyorsunuz ve bir bölümün çok iyi olması, yani okuduğunu çok iyi anlayabilmeniz diğer bölümlerde çok iyi olduğunuzu göstermiyor. O yüzden belli bir aşamada hepsinden de kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Bununla ilgili ne önerebilirim? Mesela konuşma burada biraz kritik. Şöyle ki, çünkü Türkiye'de çok fazla konuşma imkanınız olmayacak. Bununla ilgili şöyle bir teknik var. Bu tekniğin özel ismini bilmiyorum. Çok fazla da denemedim açıkçası. Çok fazla da hani ihtiyaç duymadım ama Türkiye'de eğer imkanlarınız kısıtlıysa bunu deneyebilirsiniz. Bu teknik şöyle: bir cümleyi görüyorsunuz, sonra okuyorsunuz, onu anlıyorsunuz, sonra gözlerinizi kapatıyorsunuz, o cümleyi tekrar ediyorsunuz. Yani o cümleyi konuşuyorsunuz. Hatta biraz değiştirebilirsiniz. Hani ilk başta görüp sonra konuşmak. Ve bunu çok fazla yaptığınız zaman hem ne oluyor? Diliniz açılıyor. Yani o kelimeyi telaffuz etmeyle ilgili diliniz açılıyor. Hem de zihninizde hani onu tekrar oluşturduğunuz zaman aslında bu bir konuşma pratiği oluyor. Yanınızda yani biri olmasa bile tek başınıza konuşma pratiği çok rahat bu şekilde yapabilirsiniz. Bununla ilgili şöyle bir kitap önermek istiyorum. Kelime dağarcığını geliştirme rehberi şeklinde. Bu kitap yaklaşık 600 sayfa ve B1'den itibaren, hatta A2'den itibaren buna bakabilirsiniz. Bunda güzel yanı çok fazla kelime var, cümleler var. Bu cümleler hem Türkçesi tercümesi de var. Yani bir cümlenin Türkçe açıklaması da var. Ve örnekler veriliyor. Yanlarında da ikinci, üçüncü hali, fiilin ikinci, üçüncü hali de veriliyor. Yani bunu mesela hem kelime hazinesini geliştirme, hem okuduğunu anlama, hem de böyle gözünüzü kapatıp o cümleyi tekrar etme pratiği açısından bence çok güzel bir kaynak, çok geniş bir kaynak. Bence kesinlikle A2'den itibaren kaynağı alın. Ben de bu kaynaktan bayağı yararlandım. Sınavlar için öncelikli olarak gramerinizin çok iyi olması lazım. Yani sınavda sizi geçiren şey aslında gramer. Hani benim de gramerim iyiydi. O yüzden kısa sürede sınavı geçebildim. Ama tabii konuşma hayatında, yani pratikte konuşmanız, özellikle dinlediğinizi anlama. Yani dinlediğinizi anlayamadığınız zaman da konuşamıyorsunuz. O yüzden ona da önem gösterin. Tabii dinlemeyi anlamaya geliştirmek için çok dinlemek gerekiyor. Burada ilk başta altyazılı dinleyebilirsiniz. Hani sizin konudan kopmamanızı sağlar, konuya odaklanmanızı sağlar. Ama belli bir noktadan sonra altyazısız da kendinizi zorlamalısınız. Çünkü bir süre sonra belli iki şey aynı anda odaklanamayabilir. Yani siz video izlersiniz ama altyazıya odaklanırsınız. O zaman duyduğunuzu anlama kısmı biraz daha zor gelişir. O yüzden belki ilk başta altyazılı, sonra aynı videoyu altyazısız da izleyebilirsiniz. Ya da belli bir aşamadan sonra artık tamamen altyazısıza geçmeye zorlamalısınız kendinizi. Hani bu belki benim yaptığım bir hataydı. Ben hep altyazılı izlemeye çalıştım. O yüzden duyduğunu anlama kısmı bende biraz daha geç gelişti. Hatta şu an hala diğer bölümlere göre, diğer okuduğunu anlamaya göre daha zayıf kaldı. Yine Huberi tavsiye ederim. Huberi'nin şöyle çeşitli konularda kitapları var. Bu adjektif, sıfat konusunda sadece bir kitap çıkarmış. Bu kitaplar biraz pahalı ama maddi durumunuz iyiyse bunları alabilirsiniz. B1, B2 kitap ve CD şeklinde kitapları var. Orada da duyduğunuzu anlama, geliştirmeye çalışıyor ama bence ona gerek yok. Çünkü YouTube'da çok çeşitli kaynaklar var. Ve bu kitaplarda biraz pahalı olduğu için, o yüzden eğer maddi durumunuz çok iyi değilse hiç gerek yok. Yine bu da kelime hazineyi geliştirme ve gramatik üzerine bir kitabı. Sözlük olarak benim elimde Pons var. Türkçe, Almanca. Bunu da tavsiye ederim. Dil öğrenmek arkadaşlar gerçekten çok zor bir iş. Yani benim de bu dünyada en zor şey ne ders diye sorsanız kesinlikle dil öğrenmek derim. Ki dediğim gibi dil öğrenmeye de çok iyi değildim. O yüzden 4 yıldır neredeyse her gün bu işe emek veriyorum. Ve tek kelimeyle, belki de hem dil öğrenme ya da genel olarak bir şeyin öğrenmenin temeli tek kelimeyle ne derseniz kesinlikle düzenli tekrar olur arkadaşlar. O yüzden dil öğrenmede de çok düzenli bir tekrar sisteminiz olursa bu sizin için çok büyük avantaj. Çünkü biz yapılan çalışmalarda gösteriliyor bu. Hani öğrendiğimiz bir kelimeyi bir hafta sonra, yani öğrendiğimiz şeylerin %10'unu bir hafta sonra hatırlayabiliyoruz. Ama bir hafta sonra bunu tekrar yaptığımız zaman o %90'a tekrar çıkıyor. Atıyorum 5 gün sonra tekrar yaptığımız zaman bu uzun süreli hafızaya yavaş yavaş aktarılmaya başlıyor. O yüzden hani bu tekrarla ilgili zaten Repetico Lernen sitesini tanıtmıştım. Kesinlikle böyle bir siteniz olsun. Ama aynı zamanda bilgisayarda hani öğrenirken yeni öğrendiğiniz bir kelimeyi ya da fiillerde geçen, filmlerde geçen bu cümleyi direkt durdurup ekran görüntüsü alıp bunları arşivleyip belli aralıklarda hızlı hızlı bunları da tekrar edebilirsiniz. Bence tekrar yani bu işin %70'i diyebilirim. Ben çok iyi tekrar yapabildim mi? Yapamadım ama sonuçta her gün şeylere çalıştığım için bir şekilde o kelimeler tekrar önüme çıktı öyle ya da böyle. O yüzden bir şekilde tekrar oldu. Ama siz bunları sistematik hale getirebilirsiniz. Yani bunları arşivleyip atıyorum haftanın belli günlerinde ben bir saat öğrendiğim kelimeleri tekrar edeceğim dediğiniz zaman bunları çok hızlı bir şekilde kalıcı hafızaya aktarmış olursunuz. Dil öğrenmeyle ilgili özel sorularınız varsa yine videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince bunları cevaplamaya çalışacağım. Yine şu an dil öğrenmeyle ilgili aklıma gelen şeyler bunlar. Ama baştan söyleyeyim, Almancanın zor olduğunu kabul etmelisiniz. Bu işe öyle başlamalısınız. Ona göre kendinizi ayarlamalısınız. Hani İngilizce gibi değil. İngilizce hem kolay hem de biz İngilizceye aşinayız. Yani herkes okulda, üniversitede vesaire çok gördü, aşina. Almanca'ya aşina değiliz. O yüzden baştan zor olduğunu bilin. Ona göre kendinizi ayarlayın. Ama şöyle bir avantajı var. Hani Almanya çok göç alan bir ülke olduğu için 1970'lerden itibaren çok fazla yabancı insanlara alışkınlar. Yani sizden çok yüksek bir seviye Almanca beklemiyorlar. Ama bu İngiltere, Amerika'ya gittiğiniz zaman hem denklik konusunda olsun hem diğer hayattaki yaşadığınız şeyle ilgili daha yüksek bir beklenti var. O yüzden burası için avantaj, yani B2 ile denklik alabiliyor olmak ya da eğitim, Ausbildung yeri alabiliyor olmak. Bu avantaj. B2 de çok yüksek bir seviye değil ama B2 yeterli bir seviyede değil. Yani B2'den sonra da devam etmeniz gerekiyor. Yani belki B2'ye kadar harcadığınız enerjiyle B2 ile C1 arasındaki harcadığınız enerji belki aynı ya da C1 belki daha zor. Yani C1'e gelmek için belki çok çok daha fazla enerji harcamanız gerekecek. O yüzden bunu uzun dönemli bir süreç olduğunu baştan farkına varın ve her gün bir şekilde günde 1-2 saat bakmaya çalışın. Eğer günlük baktığınız süreyi arttırırsanız da bu öğrenme süreniz çok da hızlı olacaktır. Ama günde yarım saat, 1 saat baktığınız zaman bu en az B2'ye gelmek belki 3 senenizi alacaktır. O yüzden bu işi hani yoğun odaklanmak bence önemli. Şu an dediğim gibi aklıma gelen şeyler bunlar. Eğer sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.